Ben 1953'te İstanbul'da doğdum, Cihangir'de, İtalyan Hastanesi'nde. 4. sınıfa kadar Rum Merkez Okulu'na gittim. Tabii arkamda görülen Burgaz Adası'nda yüzmeyi öğrendim. Ve 1500-2000 metre ötede 3-4 yaşta ablamın kocası, yani o da sporcuydu tabii, beni denize atlamak ilk şok, ama ona minnettarım ki erkenden suya düştüm. O zamandan beri sudan ayrılmıyorum. Yani yüzdüğüm an denizim annemin kocasının gibi hissediyorum. En önemlisi ne demek istiyorum? Bu gibi kulüpler, böyle o kadar sene ne Türkler, ne Rumlar, ne Aleviler, ne Almanlar, Seviler hep beraber aynı takımda kardeşçe oynadık, şampiyon olduk, mesajlarımızı gösterdik. Yalnız yerli sporculara değil, bütün dünyanın sporcuları ve multikultural bir kulüp nasıl olabilir? Gelin ASSK'ye durun bir hafta ve ona, yani öğrenirsiniz. O adada yüzme müsabakaları ve su topu oyunları adanın en büyük event, yani bütün adanın çocukları takımdaydı. Ne Türk, ne Rum, ne Laz, ne Ermeni, ne Avusturyalı, herkesin çocukları. Ve bütün ada tribünlerdeydi, simen tribünlerde, denizin içinde havuz. Herkes katılıyordu ve büyük bir event. Ondan sonra antrenmanla yaşıyorduk ve akşamları orada diskotekler vardı. Sporcular hep beraber gidip yemek yerdik, diskoteye giderdik. Yani çok inanılmaz, inanılmaz güzel bir vakit geçiyordu. O zamanlarda tabii ki çok şanslıydık. Çünkü babamız işe gidiyordu, bir kişi çalışıyordu. Annemiz evde, biz de 2 ay tatildeydik. Yani bugünlerde bunu söylersen, sen milyoner gibi yaşadın derler. Onun için çok şanslıydık. Ondan sonra Yunanistan'a okula gittim. Orada da bir adadaydım, yatılı okulda. Sporla, bütün sporla alakam. Üniversitede beden eğitim kolejine gittim, Atina Üniversite. Yunanistan'da da Panathinaikos'ta da, yani birinci kümede. Orada bana Turkos diyorlardı, yani Türk. Burada Rum, orada Türk. Sonra Amerika'da master'i aldım, sport management. Gene de sportla. Ondan sonra profesör oldum, sport management kursları veriyordum. Bunun gibi organizasyonları, olimpiyatlarda çalıştım. Başka ülkelerde de çalıştım. Ve her zaman sporla alakam. Son 3 sene açık deniz yüzme ile karıştım ve çok duygulandım. Yarım asır sonra bu sularda onun için duyduğum zaman, bu müsabaka için Heybeli'den, Adalar Su Sporları Kulübü'nden start ve Heybeli Su Sporları'na kadar 1,5 kilometre ve 3 kilometre müsabaka olduğum zaman ikinci düşüncem yoktu. Hele o müthiş bir adam, Doktor Ahmet Erberger anında olduğu için. Çünkü o
doktor çok uğradı bu kulübü kurulmak için. Ve açılış töreninde kendisini bile verdi. Bu hayattan gitti. Ama her zaman kalbimizde ve aklımızda duracak. İşte iklim böyleydi. Çünkü saygı var, kardeşlik var, destek var. Bugün dünyanın her yerinde Burgaz Adalı yaşıyor. Her sabah Facebook'ta dünyanın dört yönünden merhaba diyorlar, kalimera diyorlar, good morning diyorlar, shalom diyorlar. İşte budur. Ve gençlerimize bu mantaliteyi göstermek lazım. Çünkü ne kalıyor bu dünyada? Beraberlik, kardeşlik, iyi hisler, sevgi kaldır. O kadar. Ve görsünler gençler bu müsabakalardan babaları, dedeleri ve babaları nasıl yüzüyorlar bu yaşlar. Çünkü yüzmek yalnız sağlık veriyor. Bakın yarım asırın sonra böyle bir gururlarla geliyoruz. Eski arkadaşları görüyoruz. Seviniyoruz. Her adımda bir an. Yarın bütün bir mesafeyi her kulaçta ben başka dünyada olacağım. O gençliğimin anıları göreceğim. Kare kare. Şimdi buraya kadar bütün hayatımı yaşayacağım. Başka bir şey de pek yok. Bravo size. Çünkü bakın yüzlerce, belki binlerce eski yüzücüleri, su topucuları, spor sevenleri beraber getiriyorsunuz. Bunları yaşıyor. Şehir spor turizmi gösteriyor. Ve çok mühim, yani internationally güzel bir his. Bakın biraz evvel madalyaları verdik. Eski çok onur duydum. Onun için size minnettarımı gösterebilirim. Bravo size. Güçlü olun. Keyifle yapın. Ne yaparsanız yapın, aşkla yapın. (Gülüyor)